neyse sen hediyeni aç aşkım. Çok aç teşekkür ederim. Aç bakalım abla hediyesi ne beğenecektin. Kutu da elbisesinin renginde olmuş. Evet, çok uyumlu oldum kombinime gerçekten. Çok sağ olun. Aç bakalım beğenecek misin? Çok harika ha, gerçekten. Göster kızlara da. Çok sağ olun. Kızlar bakar mısınız? Güzel. Çok modern duruyor. Evet. Yalnız Aslı Hanım size de çok yakışıyor. Sizin kombinize de çok güzel oldu. Gerçekten. Şerife Hanım bence tam size göre, şu an baktığıma göre mobilyalar ağır. Çok modern duruyor. Mutfak nasıl da siz girdiniz belki mutfağınla uyumludur. Mutfak biraz spor. Var. Bu kadar değil. Evet. Çünkü mutfağı olur o zaman bunlar. Evet. Yakışır. Çünkü hanımlar benim her yerim her yere göre. Ben salonu salona göre, mutfağı mutfağa göre, yatak odasını yatak odasına göre uyarladım. Göreceğiz, bakacağız. Bakacağız. Her yerim her yere göre. Çok teşekkür ederim. Çok rica beğendim gerçekten. İyi günlerde kullan. Çok bizi hatırlarsın canım benim. Mutlaka. Çok evet. Sağ olun. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sen malum oruçluyuz. Allah kabul ederse malum Ramazan kahve içemiyoruz veya herhangi bir ikram içemiyoruz. Olsun yani bir ayda böyle olsun 11 ayın sultanındayız Sultanı, evet. Şu anda. Ama senin tabii ki kahve sunumunu biz çok merak ediyoruz. Çünkü bütün gelinler sunuma evet, çok evet, önem veriyor değil kesinlikle. Mi? Sunumunu görelim mi? Tabii ki. Hadi hemen bakalım. Geliyorum. Bekliyoruz. Ebru ne haber? İyiyim aslanım. Kendime lotumsun yine gel. Nasıl? Eline bir yünde şiş veriyor. Keşke vallahi bu niye getirmedin sen yer, şişini? Her yer sarı sarı içim bayıldı biraz. Önümde olsaydı örerdim şurada. Örüyor musun sen? Evet. Hakikaten böyle örgü ören bir tip var sende. Evet örüyorum. Yemin et. Yemin ederim aslanım. Yarın sende miyiz? Ben de aslan bir şey söyleyeyim. Ay örgünü göster bize. Yeleklerimden her şeyime kadar biliyorsun. Şu anda hazır ördüğün bir şey var mı yarım kalan? Şu an bebeğim işlediğim bir battaniye var. Ay, bize onu gösteririm. Bana da göster bir ters bir düz tamam. Haroşo. Tamam aslanım. Geldi sunumumuz da geldi. Merhabalar tekrar. Ay tekrar merhaba nasılsınız? Aslı Hanım'a göre şöyle güzel bir sunum. Yok estağfurullah. Şöyle bırakayım. Bütün hanımların değerlendireceği şekilde bir sunum. Evet hanımlar. Nasıl buldunuz sunumumu? Gold. Yine gold. Aynı gold. 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 Yine gold. Gold. Şimdi burada... Ama evet şimdi şöyle düşün. Bambu mu gelecekti bu eve? Aslı Hanım ben sizin bu yorumunuzda artık şapkamı çıkartıyorum. Öyle mi? Öyle masaya bırakıyorum. Saçlarını da bir düzen bağırın. Evet bağırdım. Şöyle biraz saçlarımı düzeltiyorum. Yani beğendin. Evet. Bana çok şık bence. Bu eve olabilecek en güzel sunum bence. Kızlar tut biraz önce... Tepsiyi elinde. Şöyle. Şöyle bir tut bakayım. Şöyle. Aa üstünde de tonların da falan. Evet. Aa, çok yakıştı çok gerçekten. Yakıştı. Teşekkür ediyorum. Evet kahve sunumuna bayıldım Rabia gelin. Ay yeşili de tam bana olmuş bugün. Evet yeşili de size uyarladım demiştim. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Harikasınız. Sesinize sağlık. Bu benim rahmetli anneannemin en sevdiği türküydü Yeşil Ördek. Böyle yeşili gördüm. Bir de anneannemi biz bu tarihlerde kaybetmiştik. Yıllar başınız sağ olsun Aslı. Başınız sağ olsun. Bu aydı. O geldi aklıma. Rabbim mekanı cennet eylesin inşallah. Amin. Valla nereden nereye bak. İşte ufacık bir şey insanın zihninde neler çağrıştırabiliyor. Öyle değil mi? Peki hanımlar siz nasıl buldunuz? Ben şunları koyacak bir şey bulamadın mı? Şu gül kurusu. Canım gül yemek kurusu. İçin sadece şu lokum. Var değil mi? Evet. Lokum mu? Bununla ilgili sana cevabını vereyim istiyorsan. Ver cevabını. Şimdi eğer ki tabağa koysaydım tepsiyi çok sıkıştırmış olacaktım. Yani sunumluklarım da var tabii bunun için. Ama ben kenarlarına koymayı tepsi. Tercih ettim. Peki bu biri burada biri burada yerine ikisi böyle mesela bir yerde olsa mıydı? Evet olabilirdi. Mantıklı gerçekten. Şöyle. Kahve sunumunu çok beğendim ama kahvenin yanına konan şeyleri bir tabağın içine bir şeyin içine koysaydı daha memnun kalırdım. Evi çok şaşalı zaten. Bence o tam mı olmuştu yani? Evet. Dolu dolu görünüyordu. Bir de hanımlar şey çok moda biliyor musunuz? Evet. Yani her hafta hemen hemen artık bunları görmeye başladık. Evet. El yapımı. Gelinler bunları çok sık tercih ediyorlar. Evet. Fincanların fiyatını öğrenebilir miyim? Fincanların fiyatı 550 TL. 6 tanesi mi? Evet.
Şimdi bu güzel sunum tepsisini bir kenara alalım. Salon yorumuna geçiyoruz.